Şimdi bir de fısıkıran adama ne türlü cevap verilir? Bir adam aksırdı. Biz de ne deriz? Elhamdülillah. O da ne der? Yerhamükallah. Ondan sonra o tekrar cevap verir. Yehdine ve yehdikumullah ve yuslihi balekum. Şimdi bunun sonki kelimesinde ihtilaf var. Evvela başlangıcını beyan ediyor. Babul atis, müşemmil, fıskıran adam elhamdülillah der. Ne diyecek? Teşmiti nedir onun? Evvela bunu üretiyor. Keyfe yenbeği en yerudde ala men yüşemmituhu. Bir adam aksırdı. Bir adam da ona cevap verdi. Ona ne türlü cevap verecek? Haddesen Ebu Bekret'e kâle haddesen Ebu Davud kâle haddesen Verka en Mansur en Hilal ibn Yesaf en Halid ibn Arfece kâle künnâ me'a Salim ibn Ubeyd. Fe'atese racülüm minel kavm. Biz Salim ibn Ubeyd ile bir yerdeydik. Bir adam fıskırdı. Fekâle esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm dedi. Elhamdülillah diyecek yerde esselamu aleyküm dedi. Fekâle Salim. Salim dedi ki ve aleyke ve ala ümmüke. O selam sana ve anana olsun. Esselamu aleyke ve ala ümmik dedi. Ma şanü selam ve şanü ma hâhuda. Burada selam yeri mi dedi? Selam burada ve buranın yeri nedir? Bunun şanı nedir? Selam ne demektir? Bu fıskırmanın esnasında selam vermek ne demektir? İnkar etti ona. Sonra sükut etti. Sümme sâre saaten. Bir saat yürüdü. Sümme kâle lirracül. O adama dedi ki e'azüme aleyke mâ kultulek. Sana söyledikim bu şey sana ağır mı geldi? E'azüme o damne zıyım. Mimin değil. Kâle o zat dedi ki velittü lem tezkurum mi bi hayrun ve la gayri. Ben severdim ki anamın ismini hiç hiç getirmeyesin. Ne hayr ile ne başka bir şeyle. Esselamu aleyke ve ala ümmik demem benim hoşuma gitmedi. Anamı niye sen burada zikrediyorsun? İyi olsun, kötü olsun. Anamı niye zikrettin? O hoşuma gitmedi dedi. Kâle Salim ibn-i Ubeyd dedi ki beynemâ nahnu me'a Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, onun sebebini sana izah edeyim dedi. Biz Resulullah Efendimizle beraber idik. İz atese racülüm minel kavm. Cemaatten birisi fıskırdı. Fekâle Esselamu aleyküm. O adam esselamu aleyküm dedi. Fekâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ona cevaben dedi ki aleyke ve alâ ümmik. O selam sana ve senin anana olsun dedi. İzâ atese ahadüküm. Sizden biriniz fıskırdığı vakitte feliyekul desin elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillahi rabbil alemin desin. Ev alâ kulli hal. Elhamdülillahi alâ kulli hal desin. وَلْيَرُدُّوا عَلَيْكَ وَتَكِلَرْ de sana reddetsinler. يَرْحَمُكَ اللّٰهِ Onlar da sana يَرْحَمُكَ اللّٰهِ diye cevap versinler. وَلْتَرُدَّ عَلَيْهِمْ Sen de onlara reddet. يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ Sen de onlara böyle de. يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ de. Şimdi Resulullah Efendimiz öğretti. Fıskırdı mı? Elhamdülillahi ala kulli hal. Yahut elhamdülillahi rabbil alemin diyecek. Öteki deşiden adamlar ne diyecek? Ne diyecekler? Yağfirullahu lekum. Yerhamukallah. Yerhamukallah. Onlar da yerhamukallah diyecekler. Tekrar o adam onlara ne diyecek? Yağfirullahu lekum. Böyle diyecek. Haddesena Rabi'ul Mezinu. Kale haddesena Esed. Kale haddesena Kaysub bin Rabi'. En Mansurin. En Hilal ibn Yesaf. En şeyhim min eşya, eşya'dan bir adamdır. Rivat eylemiş, kâle künnâ me'a Salim fe zekere mislehu. Salim ibn Ubeyd'le beraber idik, işte bu vakayı tekrar zikreyledi. Bu adam fıskırdı, esselamu aleyküm dedi, o da aleyke ve ala ümmik dedi. Öteki adam da tabi bu hoşuna gitmedi. Dedi, galiba bu sözüm senin hoşuna gitmedi. Fakat Resulullah Efendimiz bir zata böyle demişti de, ben de sana böyle dedim. Bu adam fıskırmış Resulullah Efendimiz yanında Esselamu Aleyküm demiş. Peygamber Efendimiz de Aleyke ve Ale Ümmüke demiş. Ondan sonra da selam bura selamın yeri değil. Sizden biriniz fıskırdığı vakıtta Elhamdülillahi Rabbil Alemi yahut Elhamdülillahi Ala Kulli Hal desin. Öteki adam da Yerhamükallah desin ona. O da ona cevaben Yağfirullahu Lekum desin. Haddesene İbn-i Merzuk Haddesene
حبان بن هلال قال حدثنا أبو عوان عن منصور فذكر بإسناده مثله. أين حديث الشريف إمام التحاوي ابن مردوك تاريخ لدى روايته. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فذهب قوم إلى هذا. Ulemadan bir kısmı buna sahip oldular. فقالوا dediler ki هكذا ينبغي أن يقول, böyle demek layıktır. El-Atisu fıskıran adamın Elhamdülillah yahut Elhamdülillah ala kulli hal demesi layıktır. Ve yukalu lehu ala ma fi hadel hadis. O fıskıran adama da denilir bu hadiste olduğuna göre. Ne denilir? Yerhamdülillah. O da cevabında yafirullahu lekum der. Hakeza mezhebu Ebi Hanife ve Ebi Yusuf ve Muhammedin rahimahumullah. Bu üç imamın mezhebi bu. Fıskıran adam Elhamdülillah dedi mi? Yerhamdülillah diyeceksin. Öteki adam da ne diyecek? Yağfirullahu lekum. Bu bir kavli. Bu üç imamın kavli bu. İmam-ı Tahavi'nin içtihadi burada ayrılıyor. O şimdi kendi içtihadında beyan edecek. Ve halefem fizalike aharun, başkaları bunlara muhalefet ettiler. Fekalü dediler ki bel yekulul atis, fıskıran adam der ba'den yüşemmit, ba'den yüşemmet, başka birisi ona ya rahmukallah dedikten sonra yehdikumullahu ve yuslihu balekum. Yani yağfirullahu lekum demez de yehdikumullahu ve yuslihu balekum der. İşte burada ihtilaf var. Ve ihtecu fi zalike, bu mesele hakkında da ihticac eylediler. Bima haddesena Abdurrahman ibnül Carud kâle haddesena Sa'id ibn Ebi Meryem kâle haddesena Abdullah ibnül Lehi'a en Ebil Esved ennehu semi'a Ubeyde ibn Ümmü Kilab يقول سمعت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يقول عبد الله بن جعفر dediler ki كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس Peygamber Efendimiz fıskırdığı vakitte حمدًا لله حمدًا لله derdi. فيقال له ona denilirdi يرحمك الله يرحمك الله derdiler. فيقول لهم رسول الله Efendimiz de onlara derdi يَهْد۪يكُمُ اللّٰهُ وَيُسْلِحُ بَعَلَكُمْ. Böyle derdi. حَدَّسَنَا يُنُسْ قَالَ حَدَّسَنَا بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّسَنِي أَبُو مَعْشَرْ أَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ أَبِي يَحْيَى أَنْ عُمْرَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ حَزْرَةَ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا buyurdular ki أَتَسَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bir adam Peygamber Efendimizin yanında fıskırdı. Fekale mâze ekûlu ya nebiyyallah, ben ne diyeyim ya nebiyyallah dedi. Kale Resulullah Efendimiz buyurdular ki kul elhamdülillah, elhamdülillah de. Kale el kavm, kavm dediler ki mâze nekûlu lehu ya Resulullah, ya Resulullah biz ona ne cevap verelim. Kale dedi ki kûlu yerhamkallah, yerhamkallah deyiniz. Kale mâze ekûlu lehum, bu adam dedi ki ya Resulullah ben bu cemaate ne cevap vereyim? Kâle kul. Resulullah Efendimiz dedi ki diye yehdikumullah ve yuslihu bârekûn. Sen de bunlara böyle dedi. Fekâle ehlül mekâletil uğra, birinci mekâlet sahipleri dediler ki innemâ kâne kavlun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz siz yehdikumullah ve yuslihu bârekûn dedi ya, böyle dedi, böyle emretti yehdikumullah ve yuslihu bârekûn. لَأَنَّ الَّذ۪ينَ كَانُوا بِحَضْرَتِهِ Resulullah Efendimiz'in yanında hazır olanlar o vakit kimidiler? Yahudu, Yahudiler idi. وَكَانَ تَعْلِيمُهُ لِلْعَاتِسِ fıskıran adama talimi oldu ki hadisi Aişe'de radıyallahu teala anha min kavlihi. Hazreti Aişe'nin hadisinde fıskıran Aleykümullah ve yüslühü aleyküm. Hazreti Aişe'nin hadisinde böyle emretti. اِنَّمَا هُوَ بُوْ لِأَنَّ مَنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ حَيْنَ اِذٍ O vakitte Resulullah Efendimiz'in o fıskıran adamın huzurundaki oranlar kânû Yahuden, Yahudiler. Yahudiler idi. Onun için يَهْد۪يكُمُ اللّٰهُ وَيُسْلِحُ بَعْلَكُمْ dedi. Çünkü onlar kafir olduğundan Allah sizi mağfiret etsin. Yahudinin nesi mağfiret olacak kafir ya? Allah onlara hidayet versin. Onlara hidayet talep etmek lazım. Yoksa mağfirete layık değiller onlar. Onun için bu böyle denildi. Bu İmam Ebu Hanife'nin bunlara cevabı. Yani siz yağfirullahu leküm yerine yehdikumullah diyorsunuz. Karşındaki Müslümansa
yağfirullahu lekum diye cevap vereceksin. Ya bu rivayet geldi ki yehdikumullahu ve yuslihu balekum, bu vakit Yahudiler var idi de Yahudilere yehdikumullahu ve yuslihu balekum buyurdu Peygamber Efendimiz. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِمَا حَدَّسَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ. Bu hususta Hüseyin ibn-i Nasr'ın rivayetiyle de ihticat eylediler. قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ نُعَيْمِ الْفَضْلُ بْنِ دُكَيْنِ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانِ عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبي موسى قال كانت اليهود يتعافسون عند النبي صلى الله عليه وسلم. يهودiler Peygamber Efendimizin yanında fıskırırdılar. Reca en yekule yerhamukumullah, onlara yerhamukumullah desinler, desin diye. Ve kâne yekul, Peygamber Efendimiz onlara dedi, yehdikumullah ve yusluhu bâlekum. Böyle diyor. Kasten yapıyorlar ki Resulullah Efendimiz onlara yerhamukallah desin. Yerhamukumullah. Peygamber Efendimiz de yerhamukumullah demez de yehdikumullah ve yusluhu bâlekum dedi. Haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene Ebu Hüzeyfe kâle haddesene Süfyan ve Hakim ibn-i Deylem. Anil dehâk an Ebi Buhd an Ebi Musa an Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem islehu. Aynı hadis-i şerifi İbn-i Merzuk tarihiyle rivayet etti İmam-ı Tahavi. Kalu, dediler ki فَاِنَّمَا كَانَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz'in kavli oldu. يَهْدِيكُمُ اللّٰهُ وَيُسْرِحُ بَالَكُمْ. Bu kavli oldu. Kime bu kavli oldu? لِلْيَهُودِ. Yahudilere oldu. أَلَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ. Bu hadiste olduğuna göre Yahudilere mağfiret ile dua etmedi de hidayet ile dua etti. فَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ. Ama Müslümanlar فَيَقُولُونَ derler عَلَى مَا فِي حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدِ. Salim ibn-i Ubeyd'in hadisinde gelen يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمِ derler. اَلَّذ۪ي ذَكَرْنَاهُ فِي اَوَّلِ هَذَا الْبَابِ. Bu babın evvelinde biz zikreyledi. وَلَيْسَ لَهُمْ عِنْدَنَا. Onlar için bizim indimizde olmadı. حُجَّةٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. Bu hadiste hüccet olmadı. عَلَى اَهْلِ الْمَقَالَةِ الْاُخْرَى. Öteki mekale sahiplerinin aleyhine hüccet olmadı. لَاَنَّ الَّذ۪ي فِي هَذَا الْحَدِيثِ. Zira bu hadiste olan اَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يَتَعَافَسُونَ. Yahudiler fıskırırdılar. عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz'in huzurunda رَجَاءً يَقُولَ لَهُمْ. Onlara demek ümidi için يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ. Bu ümidiyle fıskırırdılar. فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ. Onlara derdi يَهْدِيكُمُ اللّٰهُ وَيُسْلِحُ بَالَكُمْ derdi. فَاِنَّمَا كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِلْيَهُودِ. Peygamber Efendimiz'in bu kavli Yahudilere oldu. Ve inkânû âfisîn. Ne kadar fıskırsalar bile onlara böyle dedi. Ve leyse yahtelifûnehum ve muhalifûhum fîmâ yekûlul müşemmitü lil'âfis. Şimdi bu iki zümreyi ihtilaf etmediler. Bunlar ne der? Müşemmit âfise ne diyecek? Fıskıran adam elhamdülillah. Onun cevabı yerhamükallah. Bunda ihtilaf yok. Ya o fıskıran adam tekrar onlara ne cevap verecek? İhtilaf da burada. وَاِنَّمَ اِخْتِلَافُهُمْ. Bunların ihtilafı فِيمَا يَقُولُ الْعَاتِسُ بَعْدَ تَشْمِيدِ. Teşmitten sonra atisin dediğinde bunda ihtilaf oldu. يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ يَهْد۪ينَ وَيَهْد۪يكُمُ اللّٰهُ. يَهْد۪يكُمُ اللّٰهُ وَيُسْلِحُ بَعْلَكُمْ مِنْ diyecek. وَلَيْسَ فِي حَد۪يسَ اَبِي مُوسَى مِنْ هَذَا شَيْءٍ. Ebu Musa el-Eş'ari'nin bu hadisinde buna dair bir şey yok. فَلَمْ يُضَادَّ حَد۪يسُ اَب۪ي مُوسَى هَذَا. Ebu Musa el-Eş'ari'nin bu hadisi zıd olmadı hadisi Abdullah ibn-i Cafer, Abdullah ibn-i Cafer'in hadisine. وَلَا حَد۪يسَ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ هَزَّةَ عَيْشَةَ'nın hadisine de olmadı. اَلَّذ۪يْنِ ذَكَرْنَا. Bizim zikrettiğimiz bu hadisi şerife zıd olmadılar. فَاَحْتَدُّ فِي ذَلِكَ بِمَارُونَ. وَاَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ اِبْرَٰهِيمَ النَّخَعِيِ. Bu sonki kavle kâil olanlar Hazreti İbrahim'in Nakhai'den rivayet edilen hadisten hadisle ihticac ettiler. Bu hadis de şu: حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنَ عَمْرٍ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنَ عِيسَى هَذَا حَدَّسَنَا أَبُو بِسْرِ الرَّقِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا الْفِرْيَابِيُّ. وَبَا فِرْيَابِيُّ nun yapmış, yanlış. Firyabiyyü. Kale haddesena Süfyanu an Vasil an İbrahim, yani İbrahim'in Nakhai'den. Kale İbrahim'in Nakhai dedi ki yehdikumullahu ve yuslihu balekum. Bu dua indel atis, atisin indindedir. Yani bir adam fıskırdı da elhamdülillah dedi mi, karşıdaki adam yerhamukallah der.
O fısıkıran adam ona ne cevap verir? Yehdikumullah ve yuslihu balekum. Kâletul havaricu. İbrahim Nakhai dedi ki bunu hariciler dediler. Yani yağfirullahu leküm'dür esas. Fakat bunlar onu değiştirdiler. Yehdikumullah ve yuslihu balekum dediler. Havaric leennehum kânû. Zira havaric oldular. La yestağfirûne linnâs. Nâsa istiğfar etmezdiler. Başka bir adamın mağfiretini Allah'tan talep etmezler. Kendileri Müslüman. Başkası Müslüman değil. Haricilerin akidesine göre öyle. Onun için bir adam elhamdülillah dedi. O fıskıran adam harici fıskırdı elhamdülillah dedi. Sen ona yerhamükallah dedin. O sana yağfirullah aleyküm demez. Niye onun nazarında sen kafirsin. Allah onu mağfiret etsin demez. İşte bu onlardan kaldı dedi İbrahim Nakhai. Böyle rivayet eyledi. Fekezâ lefsü hadîs-i Ebi Bişrin. Ebi Bişrin hadisinin lefsi de bu. Ki bu haricilerden kalmadır. Yehdikumullah ve yuslihu aleyküm dedi. Ve leyse fî hadîs-i Muhammed ibn Amr'in radıyallahu anh. Bu rivayet Muhammed ibn Amr'in hadisinde olmadı. Ve leennehum kânû la yestağfirûne linnâs. Muhammed ibn Amr'in hadisinde bunlar nasa istiğfar etmezler ibaresi yok. Yalnız Muhammed ibn Amr'in rivayetinde Atis'in son üçüncü olarak cevap vermesi Yehdikumullah ve Yusufu Balekum der. Fakat hariciden bahsetmiyor. Ama İbrahim'in Nakhai diyor ki bu haricilerden kalma. Böyle itiraz ederse esas iman-ı azamın mezhebi Yağfirullahu Lekum ya Yehdikumullah ve Yusufu Balekum diyenlere itiraz etti. Dediler ki hariciler oldu mu? Hariciler yağfirullahu lekum demez. Onun için yehdikumullah ve yuslihu balekum haricilerden kalma dedi. İbrahim Nakhai'den rivayet ettiler. Kıyle lehum Hanefilere cevaben denilir ki bu İmam-ı Tahavi kendisi İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed İmam Ebu Yusuf'a cevap veriyor. Diyor ki onlara denilir ki ve keyfe yecûzen yekûnel havaricu ahdeset hâzâ. Bu meseleyi hariciler nasıl ihdas ederler, bunu tecviz edersin sen dersin ki hariciler böyle dedi. Sen bu fikri nasıl tecviz edersin? وَكَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُهُ Peygamber Efendimiz bunu dedi. يَحْلِكُمُ اللّٰهُ وَيُسْلُحُمْ عَلَيْكُمْ وَيُعَلِّمُهُ وَأَصْحَابَهُ Kendi eshabına da öğretirdi. Hariciler hiç dünyada daha yoktular. Harici diye bir mezhep kurulmadan Peygamber Efendimiz bunu eshab-ı kiramına öğretirdi. Yani Hanefilere diyor ki sizin böyle demeniz, hariciler bunu yaptılar. Bu delil olmaz. Çünkü Resulullah Efendimiz'den geldi. Yehdikumullah ve yuslihu balekum duası. Ve kadru yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi zalike eyda. Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi. Ma şul bir hadis ki haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Sa'id ibn Amir. وَبَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِي قَالَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dediler ki قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ sizden biriniz fıskırdığı vakitte فَلْيَقُلْ desin الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ desin وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ onun mümin kardeşi de ona desin اَوْ صَاحِبُهُ yahut da yanındaki sahibi kimse o cevaben desin يَرْحَمُكَ اللّٰهِ يَرْحَمُكَ اللّٰهِ desin وَلْيَقُلْ o fıskıran adam tekrar ona desin يَهْدِيكُمُ اللّٰهِ وَيُسْلِحُ بَعْدَهِ şimdi bu bak haricilerden kalma değil Resulullah Efendimiz'den vakı olmuş, sadir olmuş. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة فذكر بإسناده مثله أين حديث شريف إمام التحابي diyor ki Hüseyin ibn Nasr bize aynı bu senette bunu rivayet eyledi. Yani bu hadisin iki senedi var. حدثنا ربيع المازن وحسين بن نصر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حزة أبو هريرة دند أين حديث شريف رواية دلمش
Öyleyse madem Resulullah Efendimiz'den bu rivayetler geldi, fesebete bizalik. Bununla sabit oldu bu rivayetler de. Ne sabit oldu? İntifa'u ma kâle İbrahim. O kaf iki nokta koymuş yanlış, bir nokta. İntika diye yazmış. İntifa'u ma kâle İbrahim. İbrahim Nehai'nin dediği söz müntefi oldu, yok oldu. İbrahim Nehai diyor ki, haricilerden bu adet kaldı. Yehdikumullah ve yusluhu bâlekum demek haricilerden kaldı. İbrahim Nehai'nin bu ibaresi yok oldu. Yani Resulullah Efendimiz'den sabit olunca haricilerden kalma adettir demesi bir delil olmadı. Boş laf oldu. Ve kâne mâ rûye min hâzâ anin-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen Peygamber Efendimiz sizden biriniz fıskırdığı vakitte elhamdülillah desin. Onun sahibi de ona yerhamkallah desin. Fıskıran adam da ona yehdikumullah ve yuslihu bâlekum desin. Bu rivayet as-sahhu daha ziyade sahihtir. Ne yönünden? Meciyen gelmek yönünden. Yani sened itibariyle bu daha sahihtir. İbrahim'in Nehai'nin rivayetinden bu daha sahihtir. Ve azharu daha ziyade zahirdir. Mimma ruye fi hilafi. Bunun hilafında rivayet edilen, yani fıskıran adam yağfirullahu lekum diye gelen rivayetten yehdikumullahu ve yuslihu bâlekum rivayeti daha zahir ve daha sahihtir. Fehuve ahabbu ileyna. Öyleyse bu rivayet Ebu Hureyre'den gelen, Hazreti Ayşe'den gelen bu rivayet ahabbu ileyna, bize daha ziyade sevgilidir. Mimma halefehu, buna muhalif olan rivayetler. Yani iki türlü rivayet geliyor. Bir kısımları yağfirullahu lekum ispat ediyor. Bir kısmı da yehdikumullahu ve yuslihu bâlekum. Her ikisinin de senetleri var. Her iki tarafta delillerle ispat ediyorlar. Fakat İmam-ı Tahavi diyor ki benim yanımda bu ikincisi daha sahihtir ve daha ziyade zahirdir. Bu daha sevgilidir. Ama ötekilerinde delilleri var. Fakat bu daha iyi. Bu mesele de bitti. Hulasi İmam-ı Tahavi'nin fikrine göre yehdikumullah ve yuslihu bâlekum, İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'e göre de yağfirullahu lekum. Öyle de dese, öyle de dese, ikisi de caiz. Mesela afdaliyette hangisini demek lazım? Yani onu derse günahkar olur, berikini demez de birisini derse günahkar olur manasına değil.